bakınız bir şey nakledeyim, sohbeti keseyim, uzatmayayım. Efendiler, müşrikler bile itimada şayan adamlardı o zaman, Mekke döneminde. Bakınız, Allahu Teala Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselama, biliyorsunuz, Mekke'den Medine'ye hicret etmeye müsaade etti. Allah müsaade etmeseydi Peygamberimiz Mekke'den çıkabilir miydi Müslümana, ne dersiniz? Çıkamazdı. Allah izin vermeden Peygamber kıpırdamaz. İzin çıktı Peygamber'e, Mekke'den Medine hicret müsaadesi çıktı. Hatta Hazreti Ebubekir Sıddık'ın da Peygamberimizin yanında beraber hicret etmelerine müsaade çıktı. Allah'ın Resulü Ebubekir Sıddık'ı çağırdı. Bakın, ne olur bu da aklınıza kalsın. Resulullah Efendimiz buyurdular ki, ya Ebubekir, ey Ebubekir, sen ve ben Mekke'den Medine'ye gitmek üzere hicrete mezunuz. Allah izin verdi. Çıkacağız. Ancak katiller, kafirler, müşrikler arkamızda. Tehlike var. Tehlikeye karşı da duracaksın. Binaenaleyh, ey Ebubekir, şimdi git buyurdular. Öyle bir kılavuz bul ki bize. Kılavuz, kılavuz. Ne demek kılavuz? Yol gösteren, yolu iyi tanıyan, girişi çıkışı çok iyi tanıyan bir adam kılavuz. Öyle bir kılavuz bul ki hiç kimsenin bilmediği yerden bizi götürsün. Hiç kimsenin bilemeyeceği ya bulamayacağı bir yoldan bizi Mekke'den çıkartsın. Böyle bir kılavuz bul. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz hemen araştırdı. Ureykıt namında müşrik, putlara tapan bir adam, Ureykıt, aklınızda kalsın, Ureykıt diye bir adam ama müthiş bir kılavuzmuş. Kitaplarda geçiyor, unvanı, sıfatı. Öyle bir kılavuz ki adam, Ureykıt, çölün ortasında bir devenin izine baktığı zaman, böyle devenin izine baktığı zaman, o devenin dişi devemi, erkek devemi olduğunu söylüyor. O yürüyen devenin izine bakarak o devenin yaşını, 5 yaşında mı, 3 yaşında mı yaşını söylüyor. O devenin izine bakarak karnı tok mu, karnı aç bir deven onu söylüyor. Öyle bir müthiş bir kılavuz. Bunu buluyor Ebu Bekir Sıddık. Zengin bir sahabe biliyorsunuz. Ebu Bekir çok zengin. Ve bu kılavuzla pazarlık yapıyor. Diyor ki, ey Ureykıt, bak Hazreti Muhammed'le bir de ben Mekke'den çıkacağız. Öyle icap ediyor diyor. Ama bizi öyle bir yoldan çıkaracaksın ki kimse bilemeyecek, kimse bulamayacak. Hay hay diyor ya Ebubekir. Bu işin uzmanı benim diyor. Bu işin profesörü benim, tamam. Ama diyor çok pahalı gelir size. Çok ağır gelir. Ne olursa olsun diyor Ebubekir. Ne istiyorsun diyor, o günün demek ki ölçüler öyle, diyor ki, sizi diyor hiç kimsenin bilemeyeceği yerden kılavuzluk yapıp götürmeme karşılık iki tane deve isterim diyor, bir tane senin için, bir tane Muhammed için diyor, iki deve. Mühim tabii o zaman. Ebu Bekir Sıddık hemen kabul ediyor, tamam diyor. Orada imzalıyorlar, anlaşmayı, sözleşmeyi imzalıyorlar. Söz veriyorlar, ahit, akit, tamam. Ebu Bekir Sıddık geliyor, ya Resulallah, Ureykıt tamam diyor, kılavuz kiraladım, pazarlığını yaptım, anlaşmayı imzaladım, geldim diyor. O öyle, Ureykıt dediğimiz bu kılavuz da, anlaşmayı imzalayan kılavuz da, o da kenar mahalleden geliyor Mekke'nin ortasına. Bakın Allah aşkına. Mekke'nin ortasına geliyor ki davullar çalınıyor, kıyametler kopuyor, dellallar bağırıyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim
Muhammed'in yerini biliyorsa, yolunu biliyorsa, bize haber verirse kendisine 200 deve verilecektir. 200 deve. Bunu işitiyor Uleykıt. Ebu Bekir Sıddık ile pazarlık yapan, sözleşme imzalayan, ahitleşme imzalayan bu müşrik, bu kafir Uleykıt dellalın bu söylediğini işitiyor. 200 deve verilecek. Onların yerini ve yolunu bilen de bir tek o. Ebu Bekir Efendimiz, bir de bu Uleykıt, bir de Allah. 4 kişi de bunlar. Kimse bilmiyor. Fakat bu müşrikin, bu müşrik kılavuzun, bu kafir kılavuzun ciddiyetine, asaletine, herifin sözüne güvenirle bakın ki zerre kadar tenezzül etmiyor. 10 kat deve veriliyor, dırp bakmıyor. Ahdini bozmuyor. Sözünü bozmuyor. Anlaşmayı bozmuyor. Yaptığı anlaşmadan vazgeçmiyor. Hiç duymamış gibi gidiyor. Hangi saatte sözleşmişlerse o iki deveye karşılık Allah Resulü ile Sıddık Ekber'i alıp götürüyor. Hiç 200 deveye tenezzül etmiyor. Şu müşrikteki ciddiyete bakın Müslümanlar. Bugünkü Müslümanlarda bu ciddiyet var mı? Söyleyin Allah aşkına. Var mı böyle bir ciddiyet, sözüne güvenilirlik, anlaşmasına sadakat var mı? O günkü müşrikler bile dehşet ya. İşte toplumda neden güven kalmadı, neden itimat kalmadı, neden barış kalmadı, neden huzur kalmadı, neden emniyet kalmadı? Ya düşünün ki şu memlekette emniyet teşkilatı var. Emniyet teşkilatı var. Bakın görüyorsunuz, toplumun emniyetini temin edecek olan güvenlik görevlileri, polisler durmadan öldürülüyor. Her gün bir polis öldürüldü, iki polis öldürüldü, 5 polis. Böyle şey olur mu ya? Burası toplum. Toplumun emniyetini sağlayacak polisler kendi emniyetini sağlayamazsa toplumun emniyetini sağlayabilir mi? Mümkün mü? İşte aziz ve asil kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ancak ve ancak tevhid ile La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidinin ifade ettiği nizamı, düzeni yeryüzüne hakim kılıncaya kadar toplumda huzur olmayacağını, barış olmayacağını kesinlikle ifade ediyor. Çünkü barış kelimesinin Arapça karşılığı selamdır. Esselamu kelimesinin tam Türkçesi barış demek. Selam. O da Allah'ın ismidir biliyorsunuz. Allah'ın kaç tane ismi var? Söyleyin bakayım. 99. Bir tanesi de selam. Allah'ın isimlerinden birisi de selam. Bundan dolayıdır ki Abdüsselam derler. Abdüsselam, selam olan Allah'ın kulu demek. Ve sen Allah'ın nizamını, Allah'ın ahkamını, Allah'ın kitabını, Allah'ın kanunlarını yürürlükten kaldırırsan selamı kaldırdın demektir. Selamı kaldırmak demek, barışı kaldırmak demektir. Daha nasıl barış arıyorsun toplumda sen? Böylece bu akşamki dersimizi de toplumun fertlerinin huzurunda, barışında, birliğinde tevhidin ehemmiyeti konusu olarak işledim. Önümüzdeki 15 gün sonraki çarşamba gününde de çok ehemmiyetli bir konuyu kürsüye getirmek üzere sohbetimi kesiyorum.